Monster Hunter oyunlarının türü ne diye sorsam alacağım cevaplar arasında aksiyon, rol play ve macera olur muhtemelen. Ancak işin aslı öyle değil. Monster Hunter oyunlarının ana türü hayat sömürendir. Eğer bir Monster Hunter oyunu sizi içine çekmişse, canavardan canavara geçmeye başlamışsanız, dur şu seti de tamamlayayım öyle mola veririm şeklinde kendinizi kandırmaya gerek duyuyorsanız, geçmiş olsun. Hayat sömüren türü etkisini göstermiş demektir. Armor setleri, silah upgrade'leri, talismanlar, jivıllar vesaire tamamlayayım derken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsunuz. Ama kafanız hiç karışmasın. Bu bahsettiklerimi tek tek açıklayacağım. Monster Hunter şimdilik Switch eksklusif bir oyun. Şimdilik diyorum çünkü 2022 içerisinde PC'ye geleceği duyuruldu. Bu anlaşma Antlaşmaların nasıl oluşturuluyorsa artık takip etmesi zorlaştı iyice. Tarih terslerinde denk gelebilecek antlaşmalara benzer şekilde çıkıyor Monster Hunter oyunları. Monster Hunter World önce PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkmış. Ondan bir sene sonra da PC'ye çıkmıştı. Şimdi de Monster Hunter Rise önce Switch'e çıktı. Bir sene sonra da PC'ye çıkacağını duyduk. Ama diğer konsollara çıkacağım mu ama. Bu Capcom var ya tam çift taraflı ajan gibi oynuyor. Like tuşuna basarsanız YouTube bu videoyu öne çıkarır. Monster Hunter World'u bayıla bayıla oynamış hayatımdan 250 saat sömürmesine izin vermiştim. Biraz gecikmeli gelmesi, biraz da benim o dönem yoğun olmamdan ötürü Iceborne genişlemesine hiç giremedim. Ama ana oyun ilk çıktığı zamanlar içeriği az diye çok eleştirilmişti. Özellikle karşılaştırmak için bir örnek de vardı önünde. Aynı zaman diliminde insanlar SEVIŞ'teki Monster Hunter Generations Ultimate e oynuyordu. Grafik ve performans olarak World seviyesinde değildi ama içerik açısından çok daha zengindi. Ama ben Generations Ultimate oynamadığım için tam olarak ne kastettiklerini anlamıyordum. World bana gayet dolu dolu geliyordu. Rise oynadıktan sonra World'ün içeriğinin ne kadar kısır olduğunu anladım. Monster Hunter Rise gerçekten canavar dolu. Bu serinin oyunları hayat sömüren türünün yanı sıra aksiyon RPG türüne ait. Ancak RPG olarak çok kendine özgü bir yapısı var. Bir kere roleplay kısmında hikayeye dair hiçbir etkiniz olmadığı gibi oyunların hikayesi de ilkokul seviyesinden hallice oluyor. Kocaman canavarlar geldi, insanları tehdit etti. Kahraman geldi, kocaman canavarları yendi. İşte size bütün Monster Hunter oyunlarını özetledim. Buradan çıkarmanız gereken sonuç Monster Hunter Rise'da hikaye namına bir şey beklemeyin. Buradaki roleplay tamamen oynanış üzerinden dönüyor. Seçenekleriniz o kadar çok ki neyi nasıl oynayacağınızı şaşırırsınız. Şimdi madde madde gidelim yoksa ben işin içinden çıkamam. İlk olarak oyunun ana mekaniğiyle başlayalım. Silahlar. Oyunda 14 farklı silah var ve 14'ü de farklı oyun oynuyormuş hissi veriyor. Bu konuda garanti veriyorum. Yani otomatik bir silah 3 mermi atanı yerine 5 mermi atanı gibi basit farklılıklar değil, devasa, mekaniksel olarak oyunu tamamen değiştiren silah farklılıklarından bahsediyorum burada. Bir Greatsword'dan Sword'dan Bova, oradan da Heavy Bovgan'a, karakterin o silahla yapabildiklerinden tutun, silah çekiliyken hareket hızına veya kaçmaya çalıştığında alabildiği mesafeye kadar aklınıza gelebilecek bir sürü konu denklemin değişkenleri arasında. Mesela lens kullanıyorken oyunun en hızlı koşanı sizsiniz. Lens gibi bir silahta bu özelliği beklemezsiniz. Gun lens kullanıyorken havalanmayı becerirseniz uçak motoru roleplay'i yapabilirsiniz. Insect Glaive ile de havada akrobatik hareketler yapabiliyorsunuz. Bu bahsettiklerim sadece sadece mobilite ile alakalı. Konu saldırılar olunca of Hammer ile hayvanın kafasındaki veya vücudundaki zırh gibi kısımları kırabiliyorken Longsword gibi kesici silahlarla da canavarın kuyruklarını koparabiliyorsunuz. Burada da canavarların farklı yerleri için farklı silahların farklı etkiler gösterebileceğini söylemek istiyorum. Bazı silahlar mekanik olarak ilk başta karışık gelebilir. Karşımda bina kadar canavar varken ben bu kombolarla tuşların sırasıyla mı uğraşacağım diyebilirsiniz. Avlanıyor olmanın verdiği zevk de burada zaten. Yapmayı isteyeceksiniz ve yapacaksınız da. Çok normal şekilde elinizin alışması lazım sadece. Monster Hunter oyunları kas hafızasına dayanıyor. Alışma eşiğinden sonra eliniz kendi kendine yapıyor hareketleri. Alıştıktan sonra sanat eseri gibi avlanıyorsunuz. Mesela şahsen Charge Blade'in hakkını verecek şekilde kullanması en karmaşık silah olduğunu düşünüyorum. Uzaktan baksan kılıç kalkan gibi. Bir de iki saniye içerisinde baltaya dönüşebiliyor. Bunun nesi mi karışık? Hızlıca anlatıyorum bakın şimdi. Charge bilet kullanırken sol üstte boş şişeler var. Canavara normal normal vurdukça o şişelerin dolduğunu görüyorsunuz. Ama bir yerden sonra o kadar doluyorlar ki silahınız sekiyor. Sektirsin gitsin bu silah diye düşünmeyin. Bu dolan şişeleri kalkana boşaltmanız gerekiyor. Kılıç modunda ZRA ile şişeleri kalkana boşaltıyoruz. Bakın şişeler doldu ve beyaz oldular. Bu dolan şişeleri balta modunda saldırdıkça kasar vermek için kullanıyoruz. Yani kılıç modunda şişe doldur, Balta modunda şişe boşalt. Sirkülasyon böyle. Bu kadar mı? <laughs> Şişeleri boşalttıktan sonra hepsini aynı anda canavarın kafasına boşaltabildiğimiz süper über bir saldırımız var. Hem saldırı hem şekil şukul açısından çok güzel bir hareket. Daha da var. Bu süper über saldırıyı tamamlamadan önce animasyon iptali yapabiliyorsunuz. Tam balta geriye doğru çekildiğinde kalkan tuşuna yani zereye bastığınız an yine anime efektlerle bu şişelerin gücü kalkana yüklenmiş oluyor. Bakın artık kalkanınız parlıyor. Kardeşim kalkanı yükledik sana zahmet kılıcı da yükler misin? Yüklerim abi. Kılıç modunda ZRA yaptıktan sonra X'e basılı tutup tam zamanında bırakırsanız halkandaki yüklenmiş gücün birazını kılıca aktarıyorsunuz. Bakın artık kılıçla parlıyor. Ve artık kılıçla yapılan tatsız tutsuz düz saldırılarda ekstra hasar vuruyor. Hızlıca anlattığım şu kısım sadece charge blade silahına ait ve tamamını anlatmadım bile. Abartmıyorum cidden daha guard point gibi yapması zor ama etkisi büyük bir olay var ki of yani silahla bazı kombolar yaptığınızda bir saniyeliğine kalkanı önünüzde çekiyorsunuz. Bu animasyon tam olarak canavarın saldırısına denk gelirse canavar sersemliyor. Siz de başarılı bir şekilde guard point kullanmış oluyorsunuz. Ama bu çok ileri seviye bir charge blade kullanımı. Ben henüz düzgünce beceremiyorum. Silahların deniz derya olduğunu anlattığımı düşünüyorum. O zaman ikinci konuya geçelim. İkinci bahsedeceğim konu zırhlar. Bu konuya gelmişken oyunla ilgili genel bir şeylerden bahsedeyim. Bu bir roleplay oyunu. Klasik sayılabilecek roleplay oyunlarında karakteriniz gelişir ve vücut, zihin, yetenek vesaire olarak ilerleme dersiniz. En basitinden candır, manadır, cesaret, konuşma yeteneği, dayanıklılık, büyü gücü gibi klasik başlıklarda gelişir karakteriniz. Bu oyunda öyle bir şey yok. Roleplay bunlar üzerinden dönmüyor. Sizin karakteriniz bedenen ve zihnen gelişmiyor. Sizin ekipmanınız gelişiyor. Tam burada oyunun kendini geliştirme konseptini de anlatmam lazım. Dedim ya ekipmanlarınız gelişiyor. E bu ekipmanları nereden bulacağım? Bulmayacaksınız kendiniz yapacaksınız. E nasıl? Beyle. Yok öyle değil. Şimdi oyuna dandik bir silahla başladınız. Oyun size 14 silahında giriş seviyesini veriyor. Herhangi bir silah açmak yok yani. 14'üne birden en baştan ulaşabilirsiniz. Bu dandik silahla gittiniz 2-3 canavar avladınız. Bu canavarları avlarken ve avladıktan sonra materyaller kazanıyorsunuz. Bazılarını haritadan, bazılarını öldürdüğünüz canavarın vücudundan keserek, bazılarını da görev bittiğinde ödül ekranında olacak şekilde elde ediyorsunuz. Sonra bu malzemelerle demirci abiye gidip listeden hangi silahları yapabileceğinizi seçiyorsunuz. Malzeme eksikse gidip paşa paşa grind ediyorsunuz. Buradan çıkarılacak sonuç ve oyunun bence ana olayı canavarları kes, düşen malzemelerden daha iyi silah ve zırh yap, sona git daha büyük canavarları kes. Oyun tamamen bunun üzerine kurulu. Hem silahlar hem de zırhlar bu mantaliteyle elde ediliyor. Zırhlar o kadar fazla seçenek sunuyor ki inanılmaz yeteneklerle bezeyebilirsiniz kendinizi. Yetenek demişken bu zırhlar veya zırh setleri size sadece defans sağlamıyor. Hepsinin pasif şekilde getirdiği yetenek ve özellikler var. Bu konuyu tamamen ele alsam bir saat bile yetmeyeceği için sadece benim tamamladığım bir zırh üzerinden örnek vermek istiyorum sadece. Kendime şimdilik basarıyor seti tamamladım. Bu set ve ona taktığım Jewel'lar sayesinde şu özelliklere sahibim. Defans Boost 5. seviyeye gelmiş. Bu da bana 20 defans artı %7 daha fazla defans ve bütün elemental dirençleri artı 3 veriyor. Constitution 3. seviyede bu da bana stamina harcayan hareketlerde %30 tasarruf sağlıyor. Guard özelliği de 3. seviye bu da kalkanımla karşıladığım saldırıların %15 daha az stamina yemesini sağlıyor. Lord Shells özelliği zaten 2. seviye yani maksimumda Gun fazladan bir mermi daha kullanmasını sağlıyor. Bu jeoloji söylesine var çok fazla elimde jivel olmadığı için öylesine koydum. Speed Sharpening'de silahımı keskinleştirirken sadece bir harekette en yüksek keskinliğe getirmemi sağlıyor. Normalde 4 kere keskinleştirme hareketi yapması lazım. Bunun sayesinde sadece bir kere yapmam maksimum keskinliğe getiriyor. Üçüncü ve son madde biraz uzun ve karışık gelebilir. Çünkü tam bir başlığı yok. Burayı size bonus vermek için yanıp tutuşan, sizi bufflamak, boostlamak, yüceltmek isteyen elementler şeklinde başlıklandırayım o kadar çok incik cincik var ki kesinlikle bir şeyler unutacağım ve şu an bu sayacaklarımı internetten bakmıyorum. Tamamen aklımdakilerden oluşacak söyleyeceklerim. Görevlere gitmeden önce yemek yiyebiliyorsunuz. Bu yemekler belirli bir seviyeden sonra o görev için geçerli olacak şekilde size 50 can ve 50 stamina veriyor. Bunun yanında ekstra özellikler de sağlıyor. High rank görevlerden sonra elde edilen silah ve zırhların jewel yani decoration slotları var. Buraya size kalıcı şekilde özellik katacak jewel'lar takabiliyorsunuz. Bu jewel'lar arasında atak, defans, affinity, elemental hasar arttırma gibi veya farklı element hasarlarına karşı defans arttırma gibi bir sürü işe yarayan zımbırtı var. Roleplay'inizi tam burada konuşturacaksınız işte. Size marketi sağlayan satıcının listesinin sonunda iki item var. Armor Charm ve Power Charm. Daha sonra bunları high rank'teki bir canavarın parçalarıyla upgrade edip armor Armor Talon ve Power Talon elde ediyorsunuz. İlk aldıklarınızda upgrade ettikten sonra gidip marketten birer tane daha satın alabiliyorsunuz ve bu dördünü yani Armor Charm, Armor Talon, Power Charm ve Power Talon. Bu dördünü Item pouchunuzda hep gezdiriyorsunuz. Görevler de dahil. Asla bunları item pouch'tan çıkarmayın. Bu 4 arkadaş size pasif olarak kalıcı şekilde atak ve defans sağlıyor. Oyunda Might Seat ve Adaman Seat isminde iki yenilebilir eşya var. Bunları görevde yanınızda götürürseniz ve canavarlarla kapışmadan önce birer tane ağzınıza atarsanız süreli şekilde yanlış hatırlamıyorsam 3 dakikaydı atak ve defans sağlıyorlar. Might Seed atak, Adamant Seed defans sağlıyor. Dahası da var, bu arkadaşları Katalist denilen bir eşya ile upgrade edebiliyorsunuz. Might Seed artı Katalist Demon Drak, Adamant Seed artı Katalist, Armor Skin isminde iki iksir oluşturuyor. Bu ikisinin güzel yanı hem daha çok atak defans veriyor hem de süreli değil. Bu arkadaşları görev başında içerseniz siz ölene kadar etkileri kalıyor. Dahası da var, bu iki iksiri Pale Extract'ta daha da upgrade etmek mümkün. Bunlar da Mega Demon Drak ve Mega Armor Skin. Verdiği atak ve defans da artıyor haliyle. Bu son iki arkadaşı zorlandığınız canavarlara karşı kullanmak mantıklı olabilir. Harita boyunca sizi bufflayacak tonla şey var. Bunlar etraftaki can, stamina, defans, atak, affinity gibi statlarınızı arttıracak börtü, böcek ve balık gibi canlılar. Bunların yanına yaklaşmanız veya direkt üzerine basmanız yeterli. Göre boyunca kalıcı şekilde etkilerini size aktarıyor. Ava çıktığınızda bunları almaya üşenmeyin. Bir iki canlı hayatta kalıp kalmamanız bunlara bağlı olabilir. Yanınızdaki kediler size buff sağlıyor. Arada can basma, affinity arttırma, statüsten arınma gibi yan etkileri için çeşitli şeyler veriyorlar size. Mesela kedi yeşiller saçarak bir melodi çıkarıyorsa bilin ki birazdan size can basacak. Veya yere böyle beyaz duman çıkaran bir tütsü koydularsa bu da arınma sağlıyor. Zehirlenme gibi statüs hasarı aldıysanız bu beyaz dumanın yanına yaklaştığınızda zehir geçiyor aniden. Item kullanmayla vakit harcamanıza gerek kalmıyor. Şuraya kadar bahsettiklerim sizin kapasitenizi arttıracak şeylerdi. Bir de güçten düşmemeniz için yapılacaklar var. Silahınız kullanıldıkça keskinlik kaybediyor. Fiziksel şekilde vuranlardan bahsediyorum tabi. Bowganlar ve bow için geçerli değil bu. Bu keskin Keskinlik azaldıkça hem hasarınız azalıyor hem de belli bir seviyeden sonra silahınız canavara vuramıyor. Ondan sekiyor. O yüzden Weston ile gerekli oldukça silah keskinleştirmelisiniz. Bu RPG elementlerini sağlayan daha çok ayrıntı var ama kafa karıştırmak istemiyorum. Dekorasyonlara girersek çıkamayız. Oyunda sürüsüyle item var. Bazıları çok çok, bazıları çok, bazıları da yani derecesinde önemli. Neredeyse bütün itemları haritayı gezerek lootlayabiliyor, alabiliyoruz. Ama çok uğraştırıcı. Yani canavarı mı avlayacaksınız, yeri mi eşeleyeceksiniz? Bugün bu sıkıntının farkında olduğu için çok önemli olup çok sık kullanılan eşyaları pasif şekilde elde etmenin yolunu yapmış. Tarlalar. Yani mantıken tarlalar. Aslında Monster Hunter World'de tam anlamıyla tarla şeklindeydi bu olay. Oradaki botaniste bir eşya veriyordun, o da ekip biçip sen her görevden döndüğünde bir iki tane elde etmiş oluyordu. Hatta gübreleme gibi ekstra bir özellik sağlarsan her görevden döndüğünde 3-5 tane vermesi mümkündü. Monster Hunter Rise'da da bu olayı submarinlerle ticarete gitme şeklinde resmetmişler. Kedicik veya köpecikleri submarinler ile Spesifik eşyaları lootlayıp getirmesi için gönderiyorsunuz. Aslında ticarete gönderiyorsunuz. Çünkü World'de gübreleme olan şeyi burada pazarlık etme skili olarak getirmişler. Puan harcayıp pazarlık emri verirseniz normalden daha fazla o eşyayı getiriyor. Yine görevden göreve tabi. Bu olay pasif olduğu için buraya emri verip siz canavarları avlamaya gidin. Ama burası dolduğunda dalmayı unutmayın ki ticarete devam edebilsinler. Bir de neye ihtiyacınızın olduğunun farkında olun. Kullanmayacağınız eşyalara vakit ve puan harcamak istemezsiniz. Daha fazla ayrıntılarda kaybolmadan toparlamak istiyorum. Bu yüzden Monster Hunter Rise'ın diğer Monster Hunter oyunlarından farkına gelelim. Daha doğrusu en büyük Bahsedeceğim şey palamutlar değil bu arada. Bildiğim kadarıyla bilinilebilir köpecikler ilk kez bu oyunla geldi. Mobilite anlamında çok katkısı var evet. Canavarlarla savaşırken bir gıdım hasar da sağlıyor. Ama oyunun esas farklı tarafı onlar değil. Bunlar. Bu Wirebug ismindeki böcekler. Sadece bizim akrobatik şekilde hareket etmemizi haritada dikey olarak da yolculuk etmemizi sağlamasını geçtim. Silahlarla olan kullanımları oynanış açısından inanılmaz şeyler katıyor. Zaten ham haliyle bile bence kombata en iyi olan oyunlar arasında Monster Hunter serisi. Dövüş mekanikleri muazzam. Her silah çok zekice oynarken tatmin olunacak şekilde tasarlanmış. Great Sword'un üçlü kombosundaki son vuruşu canavara indirmek, Gunlance'in bütün mermilerini tek komboda canavarın kafasına boşaltmak, Charge Blade'in yüklü haliyle Super Uber Elemental Discharge saldırısı yapmak mükemmel hisler. Vuruş hissini sonuna kadar yaşıyorsunuz. Adamlar iki kıçı kırık böcükle bu hissi daha da arttırmayı becermiş. Bu böcüklerin silahlarla olan etkileşim birkaç örnek verirsem daha iyi anlaşılır. En çok kullandığım silahlar üzerinden örnek vereceğim. Ben silahlar arasında en çok lensi seviyorum. Canavarla kaça kaça sakına sakına dövüşmek yerine onların karşısına çıkmak, hasarlarını göğüslemek, kalkanımı suratlarına kaldırıp bana en iyi vuruşunu göster. Demek ve en güçlü saldırılarının kalkanımda birer balon gibi patlamalarını hissetmek bana çok iyi geliyor. Onları ciddiye almayı seviyorum çünkü. Hakikaten hayatta kalmaya çabalıyorum bir yandan da. Ama lens hem ağır vuran bir silah değil hem de canavarı takip etmesi çok zor. Çünkü silah çekiliyken kanı gibiyiz. İşte bak özellikleriyle bu silaha öyle bir şey katmışlar ki resmen yapışıyoruz canavara. ZLX ile yaptığımız bu hançer saldırısı canavara bir A ile bağlamamızı sağlıyor. ZLB kombosuyla da bu bağ kopmadığı sürece tabii canavar neredeyse oraya uçuyoruz. Takibi asla bırakmıyoruz. Her zaman ensesindeyiz. Kaçamaz. Bak oraya mı gitti? Geldim koçum hadi bakayım. Gunlance'e geçelim. Yine hem mesafe kat etme hem de mermilerimize ek hasar ekleme açısından ZLX kombosunu kullanıyorum. Bu özellik değiştirilebilir olduğundan ismini söyleyeyim Grand Splitter kullanıyorum. Bu skill canavarlara denk gelirse fena olmayan bir hasar veriyor. Ama daha da önemli bir işlevi var. O da bakın silahın ucu cayır cayır yanıyor artık. Bu haldeyken mermileriniz daha fazla vuruyor. Yani bu skill'i kullandıktan sonra ilk fırsatta boşaltın şarjörü. Longsword kullanırken ZLX ile canavarı yapışıp aşağı doğru deşen bir saldırı yapabiliyorsunuz. Yaptıktan sonra dikkat edin bar mavi oldu ve kendi kendine dolmaya başladı. Longsword'un esas olayı zaten barı doldurdukça ZR ile yapılan komboyu tamamlayıp silahı beyaz, sarı, kırmızı diye giden şekilde seviye atlatmak. Kırmızı olunca hasar maksimumda çünkü. Eh bu yolda ZLX ile yapılan saldırı ve onun pasif bar doldurma özelliği bayağı kullanışlı. Ayrıca silahınızda en az bir seviye varsa ZLX ile canavara yapıştığınız an ZR'ye basılı tutarsanız havalı bir saldırı yapabiliyorsunuz. Şunun güzelliğine bakın sanat eseri ya. Bu tür söylediğim özellikler bütün silahlar için var. Wirebox skill'leri hepsine bir şeyler katmış. Bütün silahları bu kadar ayrıntılı oynama fırsatım olmadı o yüzden deneyimlemediğim şeyi size şimdi anlatmak istemiyorum. Avlanması inanılmaz bir oyun olmuş çok çok beğendim genel olarak. En iyi Switch oyunları arasında da yerini aldı bile. Klasik oyun değerlendirme başlıklarına girmeden fark ettiyseniz. Müzikleri çoğu Monster Hunter oyununda olduğu gibi çok iyi. Oyun bittikten sonra kesinlikle uzun süre soundtracklerini dinleyeceğim. Grafikleri Switch için zirve noktada diyebilirim. Belki de direkt en iyi grafikli Switch oyunu bile olabilir. Performans olarak zaten ilk bakışta direkt kendim FPS analizi yapmıştım. 30 FPS sıkıntısız çalışıyor diyebilirim. Ama çok fazla patlama çatlama olduğu yerlerde 30'un altına andık iniyor ama çok hızlı toparlıyor. Hissetmiyorsunuz bile. İlla bir puan vermem gerekiyorsa 10 üzerinden 9 diyorum. Genel olarak çok iyi bir oyun. Ama beni gıcık eden bir iki noktası da var tabi. Bunlardan biri 30 FPS'i yakalamak için çözünürlüğü çok düşük tutmuş olmaları. Dok modda bile 720p civarında bir oyun. E bu da biraz kenarlı köşeli bir görüntü veriyor hep. anti zaten hak getire. 30'un altına bile düşen bir FPS performansından bahsediyoruz. Ben en az 900p beklerdim ama demek ki aletin gücü yetmemiş. Kaplamalar ve özellikle canavarlar muhteşem gözüküyor aslında. Onlara hiç lafım yok. Bir gücük olduğum şey de köpek. Bazen çok can sıkıyor. Çağırıyorum gelmiyor. Bir yerden çıkacak çıkamıyor. Ulan senin esas görevi mobilite. Ama sen bunun aksine beni bazen yavaşlatıyorsun. Aslında bir kedi bir köpek zorunlu değil. Unutmadan iki kediye geçsem daha iyi olur. Öyle bir şey yapabiliyorsunuz çünkü. Bu söylediğim iki şey dışında gerçekten çok beğendim oyunu. Seriye giriş oyunu olabilir bu arada. Eğer bu dünyayı uzaksanız Monster Hunter giriş oyununuz bu olabilir. Ve gözünüz korkmasın oyun sizi kendi yanında kavuracak. Ve birdenbire kendinizi farklı setler tamamla Olmaya çalışırken göreceksiniz. Bu videolukta bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi oyunlar ve iyi avlar. Diğer videolarda görüşürüz. Selçuk Gold ve üzeri destek olan herkese çok teşekkürler.